Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Channel B ile birlikte ben Çalido hep birlikte ortak yayınımıza devam ediyoruz. Part 1'i izlediyseniz Part 2'den devam edeceksiniz. İzlemediyseniz biz buraya sağa sola bir yerden link atarız. Part 1'e de oradan ulaşabilirsiniz. Öncesinde en azından muhabbetin başlangıcını görmüş olursunuz. Ortak yayınımızda arkadaşlar beni soru bombardımanı tutuyor. Ben de terleyerek cevaplamaya devam ediyorum. Bakalım şimdi sorularını versinler. Ben terlemeye devam edeyim. Alayım ben. Merhabalar abi. Merhabalar abi. Berto, Emre hazırsanız başlayalım o zaman. Zack Snyder. Tamam. Soru serimiz devam ediyor. Evet, o zaman yine geleneği bozmuyorum. Ben başlıyorum soruma. Çağlar abi ikinci olaraktan. Abi, filmin başarısı sence ne olur? Sana bununla başlayayım. Film bir kere bir başarılı olur. Bu yani aslında soru bile değil düşündüğüm zaman benim için ama bu tabii. Başarıyı ölçmek için belli kıstaslar var normalde düşündüğümüzde. Eğer bu pandemi durumu olmasa, sinemalar açık olsaydı bunu box office üzerinden değerlendirebilirdik. İşte insanlar ne kadar izledi, ne kadar gitti vesaire bilmem ne. Filmin işte bütçesinin kaç katını kazandırdı. Hani çünkü Hollywood'da biraz şey var. 3 katını kazandırmışsa genelde başarılı sayıyorlar. Ama konu Zack Snyder olduğu zaman 5 katını da kazandırsa başarısız sayılabiliyor. Ayrı bir mesele ama. Tabii işin eleştirmenler kısmına bakmayacağım. Çünkü Rotten Tomatoes vesaire gibi yerlerden hani herhangi bir olumlu geri dönüş açıkçası beklemiyorum. Onlar gene %20, %40 bandı tutacaklardır puanlarını. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman yani bu HBO Max'ta yayınlanacak. Şimdi HBO Max en son Aralık sonunda, Ocak başında Wonder Woman 1984'u yayınladı. Ve orada çok olumlu bir geri dönüş aldıklarını söyleyip akabinde hemen Wonder Woman 3 için çalışmalara başladılar. Demek ki orada bir ölçebildikleri bir sistem var. Yani çünkü belirli yerlerde sinemalarda gösterildi. Geri kalan tamamen HBO Max'ta gösterildi. Bir geri dönüş alabiliyorlar. Burada da şimdi düşünüyorum birçok ülkede işte Kanada'da Roku'yla anlaştılar. Ne bileyim bizim ülkemizde Turkcell TV Plus'la anlaştılar vesaire bilmem ne. Yani HBO Max'ın gitmediği ülkelere başka yayıncı kuruluşlar anlaştılar ve oralardan da bir rakamsal geri dönüş olacaklar. İşte bizde şu kadar izlendi, trend oldu, olmadı vesaire gibisinden. Bunların hepsi bir belirleyici olacaktır. Ben son dönemki dönüşleri düşünerek ve internette bizim yarattığımız gürültüyü, dalgayı düşünerek ilgisi olmayan insanların bile merakının olduğunu ve bir şekilde izleyeceğini düşünüyorum. Bu noktada şu çok önemli. Bizim ülkemizde ne yazık ki bu konuda çok fazla destek alacağımızı düşünmüyorum ama çok fazla korsan izlenecektir. İzlenmemesi gerekiyor. Özellikle bizim bu işe savaş işte vermiş, gönül vermiş insanların kesinlikle korsan izlenmemesi gerekiyor ki o rakamları yapabilirim. Hani bunu TV'dan mı izlersiniz, Turkcell TV Plus'tan mı izlersiniz? Daha sonra düşer Google Play, Netflix neresi olursa hiç önemli değil ama bir şekilde yasal yollardan izlemek gerekiyor. Filmin bu noktada sürekli bir başarı sağlayacağını, hani ülkemiz bazında olmasa da yurt dışında özellikle Amerika'da, Çin'de vesairede yüksek izlenme rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum. Eğer başarıdan kastımız izlenmesi ise evet. Beğenilmesi ise ne yazık ki ön yargılı bazı kesimin asla beğenmeyeceğini düşünüyorum. Daha izlemeden çünkü kötü olacak, şöyle olacak, böyle olacak modlarına girdiklerini düşünürsek. Yani onlardan bir olumlu geri dönüş ne yazık ki beklemiyorum. Ama geri kalanında dediğim gibi ümidim var. Kesinlikle başarılı olacak. Ağzına sağlık abi. Evet katılıyorum. Evet. Beğenmen. Devam ediyorum. Sıradaki soru da benden olsun. Çağlar abimize. Warner Bros. Zack Snyder'dan özür dilemeli mi sence abi? Bunu sormak istedim sana. Kesinlikle. Yani bunu sadece Warner Bros. Değil, Warner Media, HBO Max. Hani son dönemki olan bu sızıntı olayı başta olmak üzere. Evet. 2017'den gelen bir süreç var. Sadece aslında bana bakarsanız özürle olmamalı. Bazı insanlar işini de kaybetmeli diye düşünüyorum. Çünkü açık açık topluma yalan söyledikleri ortaya çıktı. İşte 2017 ortalarında Tobey Emmerich'in açıklamaları daha gün gibi ortada işte. Zack Snyder filmi tamamlaması için Joss Whedon'ı seçti. Joss Whedon işte geldi Zack Snyder'in vizyonu doğrultusunda birkaç ek çekim yapacak. Filmin baştan sona çekilmesi diye bir şey söz konusu değil. En başından beri 2 saat planlanmıştı vesaire gibi. Onlarca yalan söylediler. Kendileri söylemekle kalmadılar. Kontratlarla bağlı olan oyunculara hatta Deborah Snyder'a kadar herkese bu yalanları söylettiler. Yani ve bu işin bakın Zack Snyder'i sever sevmez bir insan. Bu ayrı bir şeydir. Tamamen de kendi şahsi görüştür. Filmlerini de sevmeyebilir ama bir insanın yaşadığı bu tarz bir trajiden sonra bir de buna maruz kalması doğru değil. Hani bu noktada sadece işin insanlık boyutunu düşünürsek firmanın kesinlikle Zack'ten özür dilemesi lazım.
ve bazı çalışanların, bu kararı verenlerin özellikle Toby Emmerich, Voltrama'da gibi tipleri. Voltrama'da daha sonra geldi diyenler olabilir ama Voltrama'da geldikten sonra aldığı aksiyonlarla da bu işin üstünü örtmeye çalıştı. Bunu düşünerek söylüyorum. Kesinlikle işinden olması gerekiyor diyorum. Özrün dışında aksiyonlar da alınmalı. Çok teşekkürler abi cevapladığın için sorumuzu da. Emre. Çok sağ ol abi. Buyur ben Emre. De sorumu sorayım Çağlar abi. Gönder. Şimdi benim merak ettiğim bir şey Nightmare senaryosunun devamı ve Justice League 2 filminin gelme olasılığı nedir? Şöyle. Ben bunu merak ediyorum. Hepimiz merak ediyoruz aslında içten içe ama hani ihtimaller üzerinden konuşacağız tabii ki. Sonuçta Justice League 2 dediğimiz film aslında full Nightmare senaryosundan ibaret. Hani şimdiki film nasıl çoğunlukla günümüzde geçecek, işte arada böyle küçük küçük sekanslarla Nightmare sahnelerini göreceğiz. Muhtemelen Justice League 2 bunun tam tersi olacak. Full bir Nightmare filmi araya serpiştirilmiş, belki günümüzde işte yapılan hatalar nasıl bizi o noktaya getirdiği anlatacağı bir film olacak. Bir ara biri bir şey yazmıştı. Mad Max'le evet, hatırlıyorum oyunu. Karışımı tadında bir film olacak. Herhangi bir şey. Zek de beğenmişti onu, hatırlıyorum bir oda. Öyle bir post vardı. Yani demek ki o tatlı bir film görecektik. Yani bunun gelme olasılığı nedir dersen, firmanın içindeki işte başta Toby Emmerich olmak üzere Zek'e karşı güdülen kan davasını saymazsak bu filmin belli bir finansal başarı yakalayacağı garanti. Yani dünyada bunun kadar talep edilen ikinci bir film olmadı. Yani düşündüğümüzde. İşte Twitter'da hashtag rekorları kırdık vesaire. Şu bu yapılan kampanyalar, üretilen içerikler, şu bu. Hani büyük bir talep var. Bu filmin finansal olarak başarısız olması imkansız. Ancak finansal başarı devam filmlerinin garantisi olarak işte göremiyorum yalnız ki. Normalde olması gereken budur. Ama orada bir dediğimiz gibi güdülen bir kan davası var. O yüzden kesin gelir diyemiyorum. Ancak ne var? Biz bunun için savaşacağız. Restore the Snyderverse hashtagini oluşturduk. Sonuçta bu iş için. Nasıl daha önce Rizzi Snyder Cut diye Warner Media'nın, Warner Brothers'ın her hesabını bombaladıysak, diğerleri de bombalayacağız. Hani bizden kurtuluşları yok. Dün nasıl vardıysak bugün de olacağız. Bir günde olmayacak ama ben o filmleri göreceğimize inanıyorum. Her şekilde destekleyeceğiz bunu. Savaşacağız. Kesinlikle. Her zaman. Kesinlikle. Neler? O zaman ben de devam edelim istersen. Aynen. Buyurun. Sen devam et. Abi ben bir de sana şu soruyu sormak istiyorum. Zack Snyder'la bir tanışmıştın ya da bu Release the Snyder Cut etkinliği kampanyasının içinde ki hani aktif şekilde bir rolün var mı? Sonuçta hani ben seni Vero'da buldum. Orada hani official bir Vero account'um var. Bununla ilgili bir hani bilgi verebilir misin bize? Ben bunu çok merak ediyordum. Hiç soramadım sana. Şimdi sorayım. Yani biz Zack Snyder'la aynı yerde askerlik yaptık demek isterdim ama yapmadık, öyle bir şey yok. Çok güzel girdin ama. Evrendi benim falan, torun diye. Tabii ki öyle bir şey yok ama şöyle. Zack Snyder Vero da beni takip ediyor. Bu çok yeni bir şey. 2-3 haftalık bir olay. Ki ilk gördüğümde elim ayağım titredi yani. Yuvarladım, şaşırdım hani. Karşımda arkadaşım vardı. Ben böyle titreyerek telefona bakınca birine kötü bir şey mi oldu? Hani bir mesaj mı geldi falan dedi. Yok dedim, ekrana bak falan. Şöyle baktı, ya oğlum sahte hesap açmışlardır dedi, hani seni şey yapıyorlardır. Girdik Vero'ya, orijinal hani official hesap, bu sefer iyice heyecanlı bir kapını attı ama bir tanışıklığın konuşukluğun var mı dersen hayır yok. Hani bugüne kadar işte 4-5 defa sorularıma cevap verdi yorumlarda ama hani böyle ya filmle ilgili şeyler ya o anki durumla ilgili bir şey, hani yeni bir şey yok. Hiç birebir konuşmuşluğum yok. Yani bir gün umarım olur, tabii ki hedefim o yönde, isteğim o yönde. Takip etmesi bile güzel İnşallah bir hareket. İnşallah. Birlikte kesinlikle. Darısı herkesin başına diyelim ama benim biraz hani nereden gözüne battı, neden takip etti derseniz şöyle bir şey belki diyebilirim. Twitter'da, Vero'da görebileceğiniz Robert Carlin diye bir arkadaş var. İrlandalı bir arkadaşımız. İşte 2018 başlarıydı. 2018 Haziran sonrasıydı pardon. Ben akıllı telefonu yeni almıştım. İlk defa Vero'yu yüklemiştim. O dönem işte böyle düzenli destek yaptığını düşündüğü yaklaşık 26-27 kişiyle bir grup kurdu Vero'da. Adına da işte Snyder Spartans diye koydu. O gruptaki birçok insan bugün bahsedemeyeceğim kadar çok fazla şey yaptılar bu hareket kapsamında. Yani bu ceplerinden para harcamak olsun, fiziksel olarak bir yerlere gidip vakitlerini harcamak olsun. Yani belki bizler de hani bir şeyler yaptık illa. Yani bir tweet atanın da çok katkısı var. Gidip işte bir billboard'un
yayınlanması için para veren de çok katkısı var ama herkesin iyi kötü bir katkısı var. Bu insanlar çok daha fazlasını yaptı. Bizzat biliyorum ama burada belki söyleyemiyorum bazı şeyleri. Ve ben o grupların içinde sürekli yer aldım. Yani bir şekilde beni sürekli bulundurdular. Ben de elimden gelen hani geri bir şeyler verebilmek kapsamında işte Ben Affleck'in atıyorum rolü bıraktığını veyahut da ne bileyim işte alkol tedavisini gördüğünü duyduğum zaman dünya çapında toplayabildiğim herkesi toplayıp işte bir kolaj video hazırlayıp Ben'e destek vermeye çalıştım. Akabinde Jason Momoa fuck yeah I wanna see it dediği zaman film için Jason'a bir teşekkür etmek için gene toplayabildiğim kadar fanı toplayıp işte Aquaman için bir video hazırladım. Akabinde 1 Mart 2019 öncesi aylar süren bir dünya çapında video toplama ve bunları bir araya getirme, ses düzenlemesi yapma vesaire şu bu sonunda Zeke doğum günü hediyesi olarak 1 Mart'ta bir doğum günü videosu hazırlayıp verdim ki onu Deborah Snyder tekrardan Vero'da paylaşıp teşekkür etmişler. Yani çok hoş bir yandı. Belki bunlarla ufak tefek işte gözüne girdim. Bir noktadan sonra da beni takip etti bilmiyorum. Hoş ama güzel bir şey. Onun dışında da bir tanışıklığım yok ama tabii ki. Anladım abi. Ne mutlu sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Dersi başınıza. Ne mutlu bize, bize. Snyder Cut geliyor. Bizim aynen, için geliyor. Öyle diyelim. Buyur Emre. Sor bakalım Çağlar abimize sorunu. Tamam. Ben ben aslında Batuhan'ın sorularını sormak istiyorum. Çünkü tamam. Batuhan'ı almış bir arkadaşımız var biliyorsunuz. Hı-hı. Batuhan'ın iki sorusu var Çağlar abim sana. Tamam. İkisini de ben sorayım. Senden özet şekilde açıklama bekliyoruz. Zaten vekalet filmini verdiyse sorabilirsin. Efendim? Noterden diyor vekalet onu aldıysan diyorum sorabilirsin. Önce evrak göreceğim. Abi Justice League filminin sonunda Konstantin'i görecek miyiz demiş Batuhan. Bir de Henry Cavill hem Man of Steel 2 ve Shazam'in 2 filminde rol alacak mı demiş. Yer alacak mı demiş. Güzel sorular. Konstantin çok seviyor bu arada Konstantin'i Batuhan Çağlar abi. İşte karakter değil. Justice League Dark animasyonunu izlemişsindir zaten. İzledim. Aynen çok müthiş bir animasyon. Yani Konstantin zaten hani Hellblazer güzel bir karakter ama bu filmde görecek miyiz dersen ben açıkçası beklemiyorum. Sürpriz olur. Hani Flash filminde görecek miyiz desen %90 derdim çünkü her buldukları karakteri atlar. Flash filmi olmaktan çıktı. Hani Flash filmiyle ilgili evet, bir karakter dışında her karakteri duyduk neredeyse. Yani Iris West'i falan duydum da şaşırdım açıkçası hani o film için. Evet. Allah dedim Flash'la alakalı bir karakteri kestetmişler. Ne gerek vardı? Halbuki süper görüşü atıp duruyordunuz içine. Reverse Flash kim olacağı belli değil. Diğer karakterler var doğru söylüyorsun. Yani çok saçma bir duruma gittim. Neyse o film değil şu an konumuz. Açıkçası bu filmde öyle bir beklentim yok. Konstantin'i göreceğimizi düşünmüyorum. Ha, Keanu Reeves tekrardan Konstantin rolüne döndü. İşte ikinci film için çalışıyorlar. Aslında Keanu Reeves'in Konstantin'i Zack Snyder'ın Snyderverse'ünde görmeyi ister misin dersen? Evet görmek isterim. Ama bir yandan da şöyle bakıyorum. Zack'in cast için farklı bir gözü var. Yani böyle bazen hiç beklemediğiniz oyuncudan o karakteri çıkarabiliyor. İşte Aquaman örnek veriyorum Jason Momoa. Ezra Miller'ın Flash'ı gibi. Yani kimse beklemiyorken alıp onu kestetmesiydi. Hani o tarz acaba gözüne kestirdiği biri var mı diye merak ediyorum. Veyahut da hikayesinde Konstantin'e yer var mı onu da merak ediyorum ama bu filmde göreceğimizi düşünmüyorum. Shazam 2 ve Man of Steel 2 için mi sormuştum? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, Henry Cavill demiş Batuhan. Man of Steel 2'de ve Shazam 2'de rol alacak mı, yer alacak yani, mı? Man of Steel 2 olursa zaten bir şekilde Henry'nin olması lazım. Hani orada hani Superman filmi çekiyoruz ama Superman yok derlerse garip olur. Ha Warner Brothers yapar mı yapar yani beklerim. Doğru. Şaşırmam ama. Doğru. Shazam 2'de açıkçası göreceğimizden çok ümitli değilim. Black Adam'da görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü yani biliyorsunuz işte Dwayne Johnson'ın eski eşi. Resimleri vardı birlikte. Ha, Dwayne Johnson'ın plan var, proje olabilir. Eski eşi ikisinin birden menajeri. Kadın ismini unuttum şu anda. Hem Henry'nin menajeri hem Dwayne Johnson'ın menajeri ve Dwayne Johnson'ın Harry'nin de sosyal hayattan da bir dostlukları var diye biliyorum. Oradan stüdyoya bir baskı kurup muhakkak oynatacaklarını düşünüyorum. Ha, Man of Steel 2 gelir mi şüpheliyim ancak Black Adam filminde ben bir şekilde Henry'nin cameo da olsa, küçük bir parça da olsa ne bileyim önemli bir rol de olsa yer alacağını düşünüyorum. Ama Shazam 2'de beklentim yok açıkçası. Çünkü ben Shazam filmini evet, beğenmiştim. Hani onu da böyle kısaca söyleyeyim. Kanaldaki videomda duruyor. Hani kesinlikle yerden yere mükemmel bir film değil ama kötü bir film de değil benim gözümde. Ama misal orada David Sandberg olsun. Hani o ekip
Henry'yi filme çekebilecek kadar kuvvetli bir ekip değildi. Ne hikaye olsun ne arka plandaki ofis gücü olarak olsun. O yüzden Shazam 2'ye de çekebileceklerini düşünüyorum. Çünkü Shazam hani böyle sinemada çağ atlatılan muhakkak her oyuncunun işte ikinci filmde yer almak isteyeceği bir film olmadı. İzle unut çizgi evet. roman filmlerinden biri oldu. O yüzden hani böyle Henry de muhakkak bu filmde olmalıyım demeyecektir. O yüzden dediğim gibi Shazam 2'de göreceğimizi düşünüyorum. Çok güzel abi. Ağzına sağlık. Bir de arkadaşlar izninizle şuna da değinmek istiyorum ben. Şimdi belki Tülay Emre de söylesin. Hatta abi Ray Fisher'dan bir yorum geldi. Sanırım Zack Snyder filmi izletti. Evet. Hani onun hakkındaki görüşün nedir? Yani ne düşünüyorsun? Evet. Biz sabah izledik üçünü Ray birlikte. Ray Fisher'ın bir şekilde video çekip attı Instagram'a. Evet. Evet ve Ray Fisher'ın dediği mesaj bir sonraki film sizin elinizde hiçbir şey söyleyemiyorum dedi. Bir de hani spoiler vermedi. Böyle dayanamadı böyle falan mimikler yaptı. Hani diyor ama hani hiçbir şey söylemeyeyim deyip yayını kapattı. Evet. Sen ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Ya öncelikle Ray Fisher hani güzel adam. Sizden güzel olmasın. Çok hani yüzüne baktığınızda böyle bir dost isterim diyeceğiniz insanlardan hani o gülümse. Evet evet. Kesinlikle. Yani, hiçbir şeyden korkmadan dostlarım destekliyor bilmesi bakımıyla. Her yönüyle güzel bir adam. Hani devamı size bağlı demesi bundan 3 sene önceydi veyahut da 2 sene önceydi bir Comic Con arkadaşlarınız gitmişti yurt dışında. Orada Ray işte kızlardan biri şeyi giymiş. Bu Old God tişörtünü giymiş. Hani tişörtü gördüğü zaman şöyle bakıp gülümseyip kağıda şunu yazmıştı. O bize onun fotoğrafını atmıştı gruba. The Nerd Queens bu arada giden arkadaşlarımız. Twitter'da görebilirsiniz kendini. Savaşmaya devam edin. Doğru bir dava uğruna savaşıyorsunuz. Bu filmin gelmesi sizin elinizde. Yazıp altına Ray Fisher deyip imza atmıştı. Kendi fotoğrafına öyle vermişti. O bize muazzam bir gaz olmuştu. Bugün bunu diyorsa Ray'in bildiği bir şey vardır ki şöyle bir şey var. Dün yani bugün ayın kaçı şu an? 14'ü yanlış hatırlamıyorsam 13'ü. AT&T'de yatırımcılar günüydü. Yatırımcılar toplantısı vardı. Ve bu yatırımcılar toplantısına girmeden önce Jason Kilar AT&T'nin CEO'su dışarıdan AT&T binasının bir fotoğrafını çekti ve yan tarafta Zack Snyder's Justice League'in posterinin olduğu ana denk getirdi dış ekranı. Yani yatırımcılar bu filmi elbette ki görüyorlar. Bu talebi elbette ki görüyorlar. Bu adamların umurunda değildir Zack Snyder. Hani, belki sorsanız yani 3 tane fotoğraf önüne koyup hangisi Zack Snyder deseniz belki de bilmezler ama bu adamlar parayı bilir. Eğer buradan bir para döneceğini biliyorlarsa, 5 koyup 10 alacaklarını hissediyorlarsa muhakkak bu konuda bir destekte bulunacaklardır. Ancak bunu görmeleri lazım. Yani bence Ray'in dediği orada evet siz talebinizi iletmeye devam edin çünkü birileri duyuyor. Birileri farkında. Nasıl ki 2016'da Batman v Superman sonrası belli bir tayfa organize olup Zack'in filmlerini bombalayıp o dönemki Warner Brothers rejiminin aklını nasıl karıştırdıysa şimdi tam tersini biz yapabiliriz ki biz artık organizeyiz. Dünya çapında organizeyiz. 2016'da değiliz. Çok daha güçlüyüz. O yüzden 2 ile 3'ün gelmesi imkansız değil. Ancak bizim elimizde biraz daha zorlamamız gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Harika. Ağzına sağlık. Yani gerçekten çok güzel bilgiler. Yavaştan da isterseniz abi uygun evet. görürsen sonlandıralım bu videomuzu evet. da. Olur. Uygundur benim için. Zaten part 3'te devam edeceğiz. Aynen. Sorularımıza. Ben biraz böyle bir nefes alayım sonra devam edelim. Evet. Tamam, o zaman yavaştan kapayalım Çağlar abi. Tamam. Buyur kapanış yapabilirsin uygun görürsen. Ben diyeceğim öncelikle Channel B kanalına arkadaşlar lütfen abone olun. Arkadaşlarımızın çok güzel içerikleri, çok güzel videoları var. Kesinlikle desteği hak ediyorlar. Onun dışında benim kanalıma da abone olun. Bana da destek lazım. Hani yani onu da söyleyeyim arada madem bu kadar. Ali Doğan. Ali Doğan. İşin abone kısmını geçtim. Gerçekten önemli olan biz bildiğimiz doğruları söylemeye devam edelim. İnsanlar bir şekilde gelecektir. Önemli olan doğrunun daha fazla kişiye ulaşması. Sadece onu söyleyeceğim. Onun dışında da part 3'te görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.